Evet, herkese merhaba. Pagu, Paylaşmak Güzeldir ismini verdiğimiz bu söyleşiler dizisinde bu sefer Profesör Doktor Süleyman Yılmaz hocamız konuk olacak. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler hocam. Süleyman hocam benim çok kıymet verdiğim hocalarımdan birisidir ve sağ olsun davetimizi kırmadı, kabul etti. Öncelikle size kendisini tanıtacağım tabii ki. Hocamız Hatay'da doğdu. Hatay çok sever ve Hatay ile ilgili çok güzel çalışmaları da var. Yani sadece doğmak değil, orayı sahiplenen de bir hocamız. Süleyman hocamız bir fizikçi ama önemli de bir eğitimci. Yani eğitim fakültesi dekanlığı da yaptı Aksaray Üniversitesi'nde. Kendisi 3 yıllık da öğretmenlik tecrübesi var. Akademik başarılarının, çalışmalarının yanı sıra kıymetli hocamızın sivil toplum çalışmaları da ön planda. Hocamızın yeni Nobel adaylarımız neden olmasın, hayat okumakla güzel, hayat müzikle güzel gibi eğitim dünyasında ciddi yaralara parmak basan projeleri var. Az sonra bunları da detaylandıracağız, konuşacağız. Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı tarafından 2014 yılında Toplum Hizmetleri Profesör Doktor Fatma Varış Özel Ödülü de sahibi kendisi. Bu ileriki tarihlerde umarım tekrar fırsatımız olacağı Şahsiyet ve Değerler Eğitimi kitabının yazarı, aynı zamanda Yerelden Evrensel Eğitim Sistemleri ve Ağaç Yaşken Eğilir kitaplarının da editörü ve yazarı. Bu konular da eğitimciler için çok önemli. Ama bu hafta özellikle bu videoda özellikle topluma hizmet uygulamaları isimli yeni çıkmış hocamızın kitabı üzerinden konuşmayı planlıyorum. Şu aralarda öğrenciler ve hocalar acaba ne ders kapsamında hangi projeleri yapsak diye düşünüyorlar. Kıymetli hocam, proje deyince öğretmen adayları ne anlamalı, ne düşünmeli? Bu konuda bir başlangıç yapabilir misiniz? Şimdi özellikle topluma hizmet uygulaması kapsamında düşündüğüm projelerden bahsetmek istiyorum. Yani tanımlamayı da onun üzerine merkezleyeyim isterseniz. Evet hocam. Şimdi üniversitedeki arkadaşlarımız özellikle eğitim fakültesinde 4 yıllık eğitim süreci boyunca bir taraftan alan derslerini, kültür derslerini, sonra pedagojik formasyonla ilgili dersleri alıyorlar. Bir de işte öğretmenlik uygulaması gibi saha çalışması, bizzat egzersiz yaptığı hizmet öncesi eğitim süreçlerini yaşıyorlar. Bir de böyle dersin dışında sosyal hayatı ilgilendiren, dezavantajlı gruplara katkı vermek amacıyla yapabileceği çalışmalar vardı. Çünkü bana göre öğretmen bu toplumun en dinamik unsuru. Yani önder şahsiyet, topluma yön verecek. Özellikle çocukluk döneminde çocuklarımızı şekillendirecek, aileden sonra en büyük katkı verecek isim. Tabii biz burada proje dediğimiz zaman öncelikle dezavantajlı ortamları seçmeye çalışıyoruz veya dezavantajlı durumları seçmeye çalışıyoruz. Nedir bu mesela? Bir okulumuzun kitaba dönük bir ihtiyacı olabilir, kitaba ulaşmakta zorluk yaşayabilir. Ona kitapla ilgili ortamı oluşturmak, bir kütüphaneyi oluşturmak veya fen deneyleriyle ilgili bir ortamla ilgili dezavantajları olabilir. Şehirden uzak, bunları tedarik edecek imkanları yok. Ona siz fen deneylerini yapabileceği bir ortam sağlayabilirsiniz. Veya bu bir sosyal olay olabilir, sosyal bir olgu olabilir. Toplumu yakından ilgilendiren bir sosyal konu olabilir, sosyal yara olabilir. O konuya eğitim formatında, eğitim nosyonunda nasıl bir katkı vereceğinizi önceden planlamanız, bunu ilgili birimlerce resmi bir prosedüre dayandıraraktan realize etmenizdir. Aslında projenin karşılığı bu. Bir hedef belirliyorsunuz, o hedefi yapmak için bir zamanlama ortaya koyuyorsunuz ve öğrencilerinizin gönüllülük esası üzerine saha çalışması başlıyor. Ve ihtiyaçlar tedarik edilip yerine geldikten sonra bizim projemiz bu şekilde tamamlanmış oluyor.
Evet hocam, bu planlama da gerçekten de çok önemli. Harfiyen uyulmasa dahi planlama bir proje yürütülmesi için çok önemli. Çünkü nerede olunduğuyla alakalı. Biraz isterseniz Sayın Hocam, yani projelerinize bizzat isim vererek girelim. Örneğin yeni Nobel adaylarımız neden olmasın? İsmi dahi bizi etkiliyor. Yani sanki başaramayacağız gibi buyurun Sayın Hocam. Coğrafyamız hep böyle makus talihini yaşayan bir coğrafya gibi algılanıyor. Yani bir taraftan Avrupa'ya yakınız, diğer taraftan Orta Doğu'ya yakınız. Ve bu coğrafyada özellikle fene, bilime dair bir şeyimiz var, bir eksikliğimiz var veya onun bizde oluşturduğu olumsuz bir etki var. Bu etkiyi aslında Aziz Sancar hocamız kırdı. Daha öncesinde de işte yine edebiyat alanında Orhan Pamuk kırmış oldu. Yani biz bu coğrafyadan da eğitimle ilgili, bilimle ilgili süreçleri hakkını vererek bir şeyler yaparsak, ortaya bir şeyler koyabilirsek, dolayısıyla bizler de ödül alabiliriz. Onu bize aslında Aziz Sancar hocamız ispatlamış oldu. Yani makus talihimizi yenebileceğimizin bir göstergesi olmuş oldu. Bunu bakın yakın zamanda pek çok isimler de bana göre takip edecek. Mesela yakın dönemde işte aşı ile ilgili çalışmaları yapan Uğur hocamız, Uğur Şahin, yine İskenderun'dandır, hemşerimizdir. Bakın gurbette bir isim, Türkiye'li bir isim, Türk kökenli bir isim ama orada zor şartlarda bir süreci başlataraktan, laboratuvar çalışmalarını başlataraktan bugün dünyanın ilgisini çeken, odağına oturan bir isim haline gelmiştir. Şimdi biz de Aziz Sancar'ın Nobel ödülünü kazanmasından sonra öğrenci arkadaşlarımızla oturduk. Dedi ki bu kez çalışmamız fen laboratuvarı üzerine olsun. Ve seçeceğimiz okullar da fen laboratuvarı yönünden imkanları olmayan okullar olsun. Yani dezavantajlı okullar olsun. Bu anlamda Milli Eğitim'de yapmış olduğumuz konsültasyon sonucunda bize çeşitli okullar belirlediler. İşte merkeze yakın, merkezin uzağında, köy okulları bunlar aslında. Ve biz hemen çalışmalara başladık. Burada tabii öğrencilerin sahaya çıkması, sahayı tanıması kolay değil. Yani siz bir şehirdesiniz, farklı illerden gelmişsiniz. Orada size katkı verecek isimleri tanımıyorsunuz. Veya saha çalışması yaparken gittiğiniz, ziyaret ettiğiniz bir esnaf sizin moralinizi bozabiliyor. Bunların hepsine hazırlıklı olmak lazım ki ilk günden biz bunların hepsini öğrencilerimize anlatıyoruz. Diyoruz ki her şeyle karşılaşabilirsiniz. Birincisi biz bunu gönüllü yapıyoruz. İkincisi biz bunu toplum adına yapıyoruz. Bir fayda, bir maslahat olması açısından yapıyoruz. O nedenle karşılaşacağımız olumsuz tavırlar bizi kesinlikle bağlamamalı. Neticede sonuçta aldığımız o haz hepsini silip götürüyor. Yani olumsuzlukların hepsini sonradan kapatıyor. Evet. Tabii diğer taraftan da bizim kendimizi güzel ifade etmemiz lazım. Ne yapmak istiyoruz? Niçin yapmak istiyoruz? Kimin adına yapmak istiyoruz? Bunu güzel ifade etmemiz lazım. Onun için de tabii dağarcığımızın dolu olması lazım. Burada biz işte tecrübemizi devreye girdiriyoruz. Ve onlara mümkün mertebe nasıl hareket edecekler ve nasıl ikna edecekler onların yollarını kendilerine göstermeye çalışıyoruz. Sahaya gidiyorlar. Bazen bu bildiğimiz isimler oluyor. Bunu bilinçli yapıyoruz. Bildiğimiz isimler oluyor. Onlara gönderiyoruz. Gerçekten çok büyük bir katkı olduğu zaman çok seviniyorlar. Ve onun yapmak istediğimiz şeyin realize olduğunu görmek, yavaş yavaş şekillendiğini görmek onların heyecanını daha da katlıyor. Ve sonuçta da sistem tamamlanıp orada teslimat törenini yapmamız, arkasından öğrenci arkadaşlarımızın orada gösteri deneyleri yapması, sabahtan akşama kadar ilgili okulun öğrencilerine fene dair deneyler yapması harika bir sonuç doğuruyor ve sonuçtan kendiler hepimizden daha mutlu oluyorlar öğrencilerimiz. Evet, emeğinize sağlık hocam. Şimdi ben bu kitabı incelediğim zaman sadece büyük projeler değil, mesela meşe palamutu dikme
projesi de olsa, yuva ziyareti de olsa çok değişik projeler görebiliyoruz. Yani kapsamı geniş olmasına da gerek yok. Ve az önce dediğiniz gibi aslında meşe palamutların hepsi de tutmayabilir. Ama onları toprakla buluşturmayı düşünmek, o zorlukları, olası problemleri göze almak, bunlar hep projenin doğasında olan şeyler. Bu kitabı yazarkenki motivasyonunuzu da merak ediyorum Sayın Hocam. Yani bizi takip eden kıymetli öğrencilerimiz bunu hissetsin istiyorum. Motivasyon kaynağınız neydi acaba? Şimdi yaklaşık 15 yıldır gerek sivil toplum kuruluşunun bünyesinde bir üyesi olmam hesabıyla, gerek öğretim üyesi olmam hesabıyla bu türden çalışmaların zaten fiili olarak içindeydim ben. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmaları aslında bir nevi kayıt altına... Hocam... Mikrofon kesildi. Şu an sesim geliyor mu? Geliyor Sayın Hocam. Pardon. Kusura bakmayın. Evet. Buyurun. Evet. Tekrar edeyim. 15 yıllık yapmış olduğumuz, toplum adına yapmış olduğumuz pek çok çalışmayı bir noktada kayıt altına almak istiyordum. Bu kitap o yönüyle benim için önemli bir referanstır. İkincisi, bizden sonra veya bu dönemde farklı üniversitelerde bu türden çalışmaları yapacak olan arkadaşlarımız için de bir ilham kaynağı olmasını istiyordum. Yani bunlar eğitim fakültesinin şartlarında çevreyle araştırılıp rahat bir şekilde yürütülebilecek aslında projeler. Dolayısıyla onlara da bir emsal olması veya şevk yönüyle mütahrik bir unsur olmasını diliyordum. Ve bunları 15 yıllık hem fotoğraf arşivini bir araya getirip derlemek ve projelere göre bunları tasnif edip ve ilgili projelerin de detaylarını aktarmak suretiyle nasıl bir yol izliyoruz, hangi resmi aşamalardan geçiyor, onlarla ilgili kitaptan istifade etmek isteyecek olan arkadaşlarımıza, öğretim elemanı olsun, öğrenci olsun, onlara bir örnek, model olsun diye düşündüm ve ona göre tasarladım kitabı. Çok iyi düşünmüşsünüz. Teşekkür ederiz hocam. Bir konu daha var. Bu sürdürülebilirlik konusu. Yani insanlar bazen kendilerini katılıyor musunuz bilmiyorum. Bir projeyi başlatma zorunda hissediyorlar ve projeyi başlatmanın proje için yeterli olduğunu düşünebiliyor. Halbuki projeyi başlatmak kadar daha önce başlatılmış projeleri güçlendirmek, onlara destek vermek ve sürdürülebilirliğini sağlamak çok önemli. Bu konuda da gayretleriniz bu kitapta yansımış. Yani genelde bir kütüphane kurmak olarak düşünülüyor eğitim alanında yapılan projeler. Halbuki hayat okumakla güzel gibi projelerle de sadece kitap koymak değil de o kitabı okumak, tartışmak, yani biraz ilerlemek gerekiyor sanki. Sürdürülebilirlik de bu anlamda projeler için çok önemli. Değil mi Sayın Hocam? Ne düşünüyorsunuz evet. acaba bu konuda? Bununla ilgili aslında fiziki şartları oluşturmak veya kitabı sağlamak yetmiyor. Yani bunun okunması ve devamlılığı, sürdürülebilirliği esastır. Biz teslim ettiğimiz projelerde de irtibatlarımızı koparmıyoruz. Zaman zaman konferanslara gidiyoruz oraya. Zaman zaman özellikle Türkçe öğretmenlerimizi bu konuda etkili kılmaya çalışıyoruz. Yani onlarla görüşüyoruz. Ne yaptınız? Mesela Yeşilova'daki kütüphanemizden sonra bize şöyle bir geri bildirim oldu. Fotoğraflarını da gönderdiler. Haftanın her günü belli bir saat okuma saati koymuşlar. Düşünün, ortaokul öğrencileri her gün o saatte mutat olarak geliyor, okuyor. Tabii bu aslında bir kültür oluşturmadır. Yani bir saatlik süre aslında yeterli değil ama okumaya dönük, okumanın yaygınlaştırılmasına dönük bir kültür oluşturmadır. Ve sonuçta o yazın, müdür beyin ifadesiyle, o yazın öğrencilerin ortalama 50 civarında kitabı alıp, sirküle edip, okuyup geri getirdiklerini ifade ettiler ki bu çalışmaların da esas amacı buydu. O nedenle gerek bu kütüphane projesinde olsun, gerekse müzik sınıfı veya sanat sınıfında olsun, biz onların devam ettirilmesini istiyoruz. Mesela müzik öğretmenimizle şu an irtibatlıyız. Bir yıl içerisinde
Ne kadar repertuara bir şey katabilirler onu bilemiyoruz ama mesela bir konser vermelerini istiyoruz. Bunu bekliyoruz ve onları da motive etmeye çalışıyoruz. Veya fen deneyleriyle ilgili olan kısımda zaman zaman o okullarımızla yine irtibata geçiyoruz. Bizden istedikleri bir şey varsa kendi laboratuvar ortamımızdan tedarik etme ve onu karşılama. Onunla ilgili fen bilgisi öğretmenlerimizle yine irtibat halindeyiz. Bunların tabii devam etmesi aslında projeleri canlı kılıyor, anlamlı kılıyor. Yoksa biz fiziki şartları sağladık, ondan sonra tozlu raflarda kitapların kalmasının çok da bir esprisi olmayacaktır. Evet, haklısınız Sayın Hocam. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşırken, hazır sizi de kıymetli bir akademisyen hocamızı, üniversitede görev üstlenmiş bir hocamızı ve tecrübeleri olan bir hocamızı yakalamışken, bulmuşken şu önerilerinizden de istifade etmek isteriz. Yani siz de çok gençsiniz tabii ama yani şu anda öğretmenliğe hazırlanan gençler için birkaç tavsiyeniz var mıdır? Öneriniz var mıdır acaba hocam? Şimdi şöyle söyleyelim. Bu meslek kutsal bir meslek diyoruz ama onun arkasını doldurmak lazım. Öğretmeniz mutlaka 4 yıl sonrasında, 5 yıl sonrasında bu kurumdan mezun olacağız. Sonra sınavlara hazırlanıyoruz. Türkiye şartları için konuştuğumuz zaman sınavlar sonrasında eğer nasip olur bir yerlere öğretmen olarak atanırsak oram her zaman ideal bir ortam olmayabilir. Bu bir köy okulu olabilir, bir ne bileyim uzak bir köşede imkanlarının sınırlı olduğu okul olabilir. Biz gittiğimiz zaman orayı aslında güllük gülistanlık yapmamız lazım, yapabilmemiz lazım. Yani bu öğretmenliğin sadece nosyonu işte 4 yıllık bilgiyi edinip diplomayı, o 4 köşe diplomayı almak değil. Toplumda katma değer olabilecek bir şeyler üretebilmek lazım. Öğretmen girdiği ortamın saygın insanıdır. Sizi bulunduğunuz ortamda saygıyla karşılamalılar, saygıyla uğurlamalılar. Bunu sağlamak için de tabii sizin özverili bir takım çalışmalarda bulunmanız lazım. Size Recep öğretmeni anlatmak istiyorum. Aslında konu ona da gelmiş oldu. Buyurun. Recep öğretmen Haruniye Düzici Eğitim Enstitüsü'nden mezun olmuş bir öğretmen. Yıl 1959'ların öncesinde, bakın Urfa, Bozova ve Bozova'nın bir köyünün mezrasında oraya öğretmen olarak atanıyor. Oraya ulaşmak için bu öğretmenimiz işte dört yoldan efendime söyleyeyim Maraş'a, Maraş'tan Antep'e, Antep'ten Birecik köprüsü yok o zaman. Şeyi geçecek, ırmağa geçecekler, salla geçiyorlar. Yani düşünün o kadar zor şartlarda ve nihayetinde 3-4 gün sonrasında görev yerine ulaşıyor. Gittiği zaman nasıl bir manzara var? Bir köy odası, orada kalması gerekiyor. Orada kalıyor, işte köylülerle tanışıyor. Ertesi gün işte okulunu görecek. İlk merak edilen unsur nedir? Okuldur. Yani benim okulum nasıl, şartları nasıl onu görmek isteyecek. Gidiyor, bakıyor ki o okul bir ahırdan bozma bir bina, metruh bir bina yani neticede. Sonra orada köylülerde bir IMC ruhunu canlandırmaya çalışıyor. Çünkü o eğitim enstitülerinin biliyorsunuz öğretmenlere yükledikleri beceri yönüyle, efendime söyleyeyim farklı yönlerle bir takım misyonlar var. Onu sahada uygulayacak. IMC ruhunu canlandırıyor ve köylüleri harekete geçiriyor. İşte masaları sıraları yapıyorlar, kara tahtalarını yapıyorlar, duvarları boyuyorlar vesaire vesaire ve orada eğitim öğretime başlıyorlar. İlk karşılaştığı zorluk da kız çocuklarının okula gitmesi noktasında direnç sergiliyorlar. Yani köylüler kız çocukları okumaz diye direnç sergiliyor. Artık biraz kendi gayretiyle biraz da böyle zorlayaraktan, şartları zorlayaraktan hem kızları hem erkek öğrencileri işte 3 sınıf birleştirilmiş sınıf bunlar o dönemde. 3 sınıf bir şeyde 2 sınıfta 4 ile 5. sınıfta 2. şeyde eğitim görüyorlar bunlar. Şimdi öyle bir hizmet yapmış ki işte köylüler geliyor bir takım ahvalini ona danışıyor. İşte
ihtiyaçları olduğu konularda arabuluculuk yapması noktasından, onlara önderlik yapması noktasından, yani oraya ışık saçıyor. Ve sonra oradan ayrılıyor, tekrar Hatay'a gidiyor. Hatay'da öğretmen olduğu sıra köyden bir tane genç dört yola asker olarak geliyor ve hafızasındaki kayıtlarla hocaya ulaşmaya çalışıyor, öğretmene ulaşmaya çalışıyor. Ve geliyor, buluyor kendisini, sohbeti devam ettiriyor ve arkasından konuşmanın akabinde çocuk şunu söylüyor, oradan gelip de askerlik yapan çocuk şunu söylüyor. Diyor ki sizden sonra diyor o kadar etki bırakmışsınız ki diyor, köyde diyor erkek çocuklarına diyor Recep ismini verdiler. İşte öğretmenlik budur. Yani iz bırakabilme. İz bırakabilme. Şimdi biz bunun farkında olmamız lazım. İsmini vererek ölümsüz kılma, yaşatmak. Tabii. Evet. Yani sizin yaptığınız şeylerden aslında etkilenmişler. Bir öğretmen olarak varlığınızı hissetmişler. Tabii bu bir farkındalık olayıdır. Yani gerek projelerimizi yürütürken, yani eğitim fakültelerinde, gerekse mesleğe atandığımız zaman toplumda olgular, olaylar, efendime söyleyeyim, öğrencilerle ilgili bir takım yapmanız gereken, topluma katma değer olması gereken çalışmalar vardır. İşte biz buna farkındalık diyoruz aslında. Yeri gelmişken Sokrates'in de bu anlamda bir anekdot aktarmak istiyorum o dönemden. Malumunuz Atina okulu vardır. Milattan önce 400 yıl öncesindeki bir okuldan bahsediyorum. Sokrates öğrencisinden bir tanesini şeye gönderiyor, diyor ki sınıfa git bak bakalım diyor, öğrenciler gelmiş mi? Öğrencisi gidiyor, bakıyor, tekrar geri döndüğü zaman diyor ki sınıfta bir tane öğrenci var. Nasıl olur diyor, ben diyor geldiklerini gördüm diyor. Yani derse başlayacak, geldiklerini gördüm diyor. Evet hocam diyor, burada diyor biz sınıfın kapısının önüne bir taş bırakmıştık akşamdan. Ve bu taşı diyor bir tane öğrenci fark etti diyor. Fark etmiş diyor. Yani bakın aslında farkındalığı varlığın da bir sebebi olarak sayıyor. Sınıfta mevcudiyetin de bir sebebi olarak sayıyor. Onu göremeyen öğrenciyi yani kişilik olarak var da saymıyor yani. Böyle bir ortam. İşte biz öğretmen adayları olarak veya yarın bir gün meslekte fiili olarak görev yapan öğretmenler olarak bu varlığımızı hissettirmemiz lazım. İşte Recep öğretmen bu anlamda önemli bir örnektir benim için. Kendisiyle röportaj da yapmıştım ben. Bunu sosyal paylaşımda yayınlamıştım da. Hala 84 yaşındadır, hayattadır şu an. O günleri anlatırken gözleri parlıyor. Yani düşün, heyecanla anlatıyor. Yani öğretmenlik böyle bir şey. Kesinlikle hocam. Çok güzel bir örnek. Teşekkür ederiz. Kıymetli hocam, son bölümünde, son dakikalarımızda da sizin hayallerinizi eğer izin verirseniz konuşmak isteriz. Bu paylaşımı, hayal paylaşımını çok önemsiyorum. Çünkü bazıların hayalleri bizlerin belki yaşamı olabiliyor. Gerçekleşmese bile hayalleri paylaştığımızda gerçekleşmesi için aslında büyük bir adım atıyoruz. Sizin de hayalinizi merak ediyorum. Hayalinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Ben şunu söyleyeyim. Bir defa çalışma ortamınızda, çalışma motivasyonunuzda emsal olabilmek. Yani o iz bırakabilmenin bir diğer versiyonu da aslında budur. Emsal olabilmek. Büyüklerimiz bunu şöyle tarif ediyor. Diyor ki, lisan-ı hal, lisan-ı kalden üstündür. Yani bir şeyleri söylüyoruz. O söylediğimiz şeylerin etkili olabilmesi için öncelikle bazı şeyleri bizlerin yaşaması gerekiyor. Ben gerek aile ortamımda, gerek üniversitedeki akademik ortamda eğer çevreme bir şeyler vermek istiyorsam önce bunu yaşamak istiyorum. Bu akademik anlamda olabilir, sanatsal anlamda olabilir vesaire. Siz aşağı yukarı takip ediyorsunuz benim çalışmalarımı. Evet. Şimdi iki minik kızım var. Onlarla beraber özellikle bu pandemi döneminde
mesaimizin, günlük mesaimizin çoğunluğunu beraber geçiriyoruz. Burada onlarla bir taraftan kendi okulunun derslerini tekmil etmeye çalışıyoruz. Yani mükemmelliğe yaklaştırmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da sanatla ilgili çalışmalarına katkı veriyoruz. Ve bunu neden yapıyorum? Aslında şunu yapmaya çalışıyorum. Bu toplumda akademik bir takım çalışmalar yanı sıra çocuklarımızın entelektüel kimliğini güçlendirecek bir takım olguları da yakalasın istiyorum. Mesela en azından bir enstrüman çalabilsin, duygusal yönü gelişsin. Bu hem akademik yönüne de katkı verecektir. Ve bunun o düşündüğüm rol modellik veya emsal olma yönüne çok büyük katkısı olduğunu gördüm. Aldım çocuklarımı yurt dışındaki yarışmalara kattım. Bu çevrede çok değişik yankılar uyandı. Yani aslında benimkisi bir el yordamıyla bir şeyler yapmaktır. Evveliyatımda müzikle ilgili, enstrümanla ilgili böyle benim o yönümü güçlendirecek herhangi bir katkı yok. Ama ben bundan sonrası için bir zincir oluşturabilirim. Bundan sonrası için hayata bir renk katabilirim. Özellikle çocuklarımın hayatına ve onlarla beraber çevremdeki insanlara bir şeyler kazandırabilirim. Tabii bu çalışmalardan elde ettiğimiz olumlu neticelerin sonunda bir baktım ki çevreme pek çok insan çocukları ile ilgili müzik alanında kimisi piyano çalışması, kimisi diğer enstrümanlarla ilgili çalışmalar, kimisi resim alanında bu anlamda büyük bir sinerji oluştuğunu gördüm Aksaray'da. Bu beni çok mutlu etti ve bunu devam ettirmeye çalışıyorum. İkinci bir durum da bu kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak istiyorum. Benim hayallerimden birisi, aslında en önemlisi sanattan da belki şey olacak bu, öne geçecektir. Bunun için ortam kısıtı yok benim için. Yaylaya giderim, yazları yaylada değerlendiririm. Kendi çocuklarımla beraber hemen çevremdeki kardeşlerimin çocukları, işte veya komşularımız olan çocukları bir araya toplarım. Buradan giderken öncesinde sipariş ettiğim çocuk kitapları vardır. Onlarla beraber bir yayla sezonunda en az bir öğrenci 30 tane kitap bitirir. Yani düz okuma da değil, sonradan sabırla onlardan dinlemeyi de sağlarım. Anlasınlar yani kitaptan ne anlamışlar. Bu aslında belki toplumun, belki benim etrafımdaki şu anla şeydir ama değişik yerlerde de bunun öbekleri vardır, uğraşanlar vardır. Etrafımdan bir canlanmanın olmasını biliyorum. Yani hani diyor ya, önce kendi evinin etrafını temizle ki şehir, efendime söyleyeyim ülke bu anlamda temiz olsun. Ben bu aydınlanmayı veya kültürel anlamda dağarcığın genişletilmesini önce kendi çevremden yapmaya çalışıyorum. Ve bunu da siz örnek olmazsanız, yani onların yanında okumazsanız, onlarla birlikte okuma kültürünü yaşamazsanız yaşatamıyorsunuz. Hani o lisan-ı hal, lisan-ı kalden, beden dili veya duruşunuz sözünüzden üstün olması bu anlama geliyor aslında. Zaman zaman misafir geliyor. Misafir gelen çocuğumuza bile o anki programımıza katıyoruz ve beraber onlarla okuma programı düzenlemiş oluyoruz. Bunda tabii kimden etkilendi? Bunu da paylaşmak istiyorum. Sosyal hayatın içerisinde, sosyal projelerde yer aldığımız için Mardin Artuklu Üniversitesi'nde bir sempozyum düzenledik. Özellikle demokratik açılımın dönemine denk gelen bir sempozyumdu. Türkiye'nin böyle hatırı sayılır isimlerinden davet etmiştim. Bir oturumda moderatördüm. İşte Mehmet Altanlar'ın katıldığı vesaire. Orada ara kısmında Mehmet Altan'ın kendi aile ortamından bir bahis geçti orada, bir anekdot geçti. Malumunuz Çetin Altan Osmanlı'nın son dönem paşalarından birinin çocuğu. Dedi ki bizim evimizde 30 bin kitaplı kütüphane var. Müthiş bir rakam. 30 bin kitaplı. Ve biz de dedi, lise dönemindeyken işte abisi Ahmet Altan olsun, annesi, babası, diğer kardeşleri var mı onu bilmiyorum tabii. Okuldan geldikten sonra oturuyoruz,
İhtiyaçlarımız yeme, içme vesaire onlar bittikten sonra herkes birer tane kitabı alıyor, köşesine çekiliyor ve arkasından gelip aynı ortamda okuduğumuz kitabı birbirimize kritize ediyoruz. Bakın bir anda atıyorum kaç tane mensup varsa o ailede, siz bir gecede 4 tane kitabın şartlarına hakim oluyorsunuz. Ne anlattığına. Çünkü 30 bin kitabı siz haftalık şeye bölseniz ömrünüz yetmez onu okumaya. Bakın katlamalı gidiyorsunuz. Bir de bazen şeydir yani her kitabı okumaya ne zamanınız ne de şeyiniz müsait olabilir. Bu bende çok güzel bir çağrışım yaptı ve o tarihten sonra yaygınlaştırmaya başladım. Zaten entelektüel kavramının arka planında da bu vardır. Yani o Oğuz Atay'ın romanında vardır hatırlarsanız. Bir anekdot vardır. Orada öğrenci gelir, hocasına der ki, hocam benden iyi bir entelektüel olur mu? Hayırdır hocası. Neden? Ben başarılı bir insanım. Akademide başarılıyım, araştırmalarım çok iyi vesaire. Şimdi bunlar yetmiyor aslında. Oradaki vurgu şu. Yani sizin akademik kimliğinizin yanı sıra, araştırma becerinizin, dağarcığınızın yanı sıra çeşitli boyutları da buna katmanız lazım. Nelerdir bu? Mesela edebiyat yönü, felsefe yönü. Özellikle Türkiye'de son dönem eğitim alanında felsefi tartışmaları, felsefi izanları biz kaybettik. Yani eğitimde felsefeyi yaygınlaştıramıyoruz. Yani olayların nedenini, niçinini sorgulayamıyoruz. Tamam bir şeyleri öğreniyoruz. Bu böyle kalmamalı yani. Sorgulamalıyız. İşte felsefi boyutu var olayın, sanatsal boyutu var, kültürel boyutu var. Buna isterseniz estetik boyutunu katın, buna isterseniz belagat boyutunu katın vesaire. İşte bunları sağladığınız zaman o entelektüelliğin ayaklarını oluşturmuş olursunuz. Hatta orada da bir kelime kullanır. Der ki bunu sağlamak için de 3 kuşağın geçmesi lazım. Yani şu an benim yapmak istediğim aslında o hayalim o 3 kuşağın öncesinin ilk zinciri olabilmek. Ben belki o şey kimliği tam sağlamıyorum veya o şablona tam oturmuyorum. Çünkü geldiğim yer benim belli. Ben bir Anadolu ortamından gelmişim. Fakat Anadolu ortamının şartlarıyla kalmamaya çalışıyorum. Bir şeyler edinmeye ve bunu da çevrendekilere yaymaya çalışıyorum. İşte ilk zincirin ilk halkası olmak budur. Bundan sonrasını eğer benden sonrakiler benim düşündüğüm tarzda götürürlerse, 3 kuşak sonrasına taşıyabilirlerse, işte ben kendi ortamımdan, deyim yerindeyse kendi soyumdan bir entelektüelin doğmasına sebep olmuş olacağım. Bu bile büyük bir heyecan benim için. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Şimdi aklıma siz bunu söyleyince asili olmayan Napolyon geldi. Ona demişler ki sen asil değilsin ne getirmişler sürekli. Benim asaletim benimle başlar dedi. Evet her bir öğretmenimiz de mutlaka çok doğru söylüyorsunuz. Recep öğretmen gibi. Sadece dersler değil de tüm yaşadığı bölgeyle ilgili sorunlarına nasıl katkı sağlayacağı konusunda projeler geliştirerek ve önce kendinden başlayarak çok doğru bir yol çizdiniz. Çok teşekkür ederiz. Bir şeyler yapmaya çalışmalı. Bunun büyüğü küçüğü olmaz. Takdir edilmeye de gerek yok. Sonucu başarıyla da sonuçlanmayabilir ama mutlaka bir ilerleme sağlayacaktır. Çok verimli bir proje odaklı bir video olduğunu düşünüyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam, var olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.